ortaya çıkmasını istiyoruz. Çünkü anladığım kadarıyla herkes artık yani Gürbüz ailesinin kızları, Cemile'nin ablaları, kardeşleri çok büyük bir vicdan azabı çekiyorlar. Ama çok da haklılar ve bir an önce de adaletin yerini bulmasını istiyorlar. Şimdi 11 kardeşler, Hamit Gürbüz'ün bir ekrana getirmek istiyorum o grafiği. Bir ekrana gelsin lütfen. Şimdi Hamit Gürbüz'ün şüpheli şekilde tandıra düşerek hayatını kaybediyor. Hakan ekrana getir. Evet. Ya da şu ben ledin önüne gideyim. Tamam oradan anlatayım. Şimdi güzel yazılmış aslında ama aslında Gözel. Led'i görelim lütfen. Gözel birinci eşinin adı. Onun ondan Sakine, Rabia, Ahmet, Mehmet, Zeliha, Resul, Mustafa dünyaya geliyor. Ve Mustafa'nın 1 yaşındaki kızı şüpheli şekilde hayatını kaybediyor. Şimdi arkasında Saime ile evleniyorlar. Yani Fatma'nın ve Cemile'nin annesiyle evleniyor Hamit. Ondan da Fatma, Naime, Neriman, Cemile. Cemile şüpheli şekilde kayıp ama ailede herkes Cemile'nin öldürüldüğünü biliyor. Kocası Kamil Sun'a da kayıp ve Besra var kızları ve Naciye. Burada Naciye Hanım burada bizimle birlikte. Naciye Hanım'ın da Hatice, Elmas, Şerife ve Ömer adında çocukları var. Toplamda 11 kardeşler. Şimdi Cemile aile meclisinin kararıyla maalesef alalım ekrandaki şeyi de arkadaki leddeki öldürülüyor Cemile. Şimdi ben şunu merak ediyorum Bekir Bey. Şimdi Cemile'yi önce size veriyorlar. Bu arada çok acayip bir bomba bilgi daha öğrendim de. İddia daha doğrusu ilerleyen dakikalarda belki açıklarım bakacağım yani. Şimdi sizin kardeşiniz bunu yani özellikle söyle lütfen yanlış anlamayın ama engelli aslında zihinsel engelli yani bir anlamasında kavramasında güçlükler var. Kızı bulmakta zorlanıyorsunuz, siz Afyonlusunuz, sonra Ağrı'da sizde Hamit Bey'in kızlarından Cemile'den bahsediyorlar ve işte Cemile'ye gidiyorlar, onu istiyorlar, siz gitmiyorsunuz. Evet. Merak ediyorum bu stüdyoda. Sizin babanız hayattaymış hala. Allah sağlık uzun ömürler versin. Bu olanlardan babanız Naciye Hanım'ı ya da diğerlerini Fatma'yı tanıdığı kimse var mı? Babanız kimleri tanıyor buradan? Babamın kimleri tanıdığını bilmiyorum ama tanıyordur, mutlaka tanıyordur. Naciye Hanım'ı mutlaka görmüştür. Hakim Bey'i görmüş. Hakim Bey'in evinden. Naciye Hanım'ı o köye gittiğinde Cemile'yi orada ismi Naciye Hanım dün diyor ki ben diyor Kamil'i tanımıyorum diyor. İlk kocasını görmedim diyor. Halbuki sizin aileniz, siz gitmiyorsunuz. Evet. Babanız işte Kamil, anneniz ve köye gidiyorsunuz. Ağrı'ya köye gidiyorsunuz. Gidiyorlar daha doğrusu. Naciye Hanım da o sırada üçüncü eş olduğu için. Ondan sonra Saime Hanım da ölmüş. Allah rahmet eylesin annelerinize. Orada Naciye Hanım orada. Yani bildiğim kadarıyla babanız Naciye Hanım orada görüyor. Gidem Hanım bir şey Naciye Hanım da görmüş babamı, annemi hatırlıyor. Şimdi Naciye Hanım akşam dün akşam otelde dedi damat köye gelmemiş dedi. Hakimin evinde kaldığını söylüyor. Orada hakimin evinde kalmış. Arıza kalmış yani. Babam da köyde oturuyor. O yüzden babamla annem önce bir Bekir Bey bir anlatsın lütfen. Bekir Bey yani Kamil'in abisi Bekir Bey bir anlatsın lütfen. Buyurun. Yani sizin anneniz, evet, babanız ve Kamil, Cemile'nin kocası, evet, Hamit Bey de köyde yaşadığı için köye gidiyorlar değil mi? Evet, gidiyorlar. Orada Naciye Hanım'ı görüyorlar mı? Evet. Tamam. Evet. Naciye Hanım belki hatırlamışsındır. Bir kere geldi. Sadece damadı hatırlamıyor. Damat gelmedi, sonra ona geldi bir kere. Dedi. Bir defa kim geldi köye? Cemile küsmüş, ona geldi. Babası, kaynanası da. Ha, peki ilk istemeye geldiklerinde Kamil'i hiç görmedin mi? Yok, görmedim ki hiç. Orada hep kalıyor, hakimde. Amcada kalıyor. Köye sadece Kamil'in anne babası geliyor. Dün hepsi zaten orada. Ağrı merkezde oldu. Sizin eviniz bir Ağrı merkezde. Babam köyde, amcam Ağrı'da oturuyor. Hakimin evinde oluyor düğün. Hepsi orada. Düğün hakimin evinde oluyor. Evet. Babam da söylen bir. Peki düğüne sen sonuçta senin kocanın kızı ya. Yani Cemile ikinci eşinin kızı, sen düğüne gitmedin mi? Beni götürmedi ki. Diyor ki beni sevmiyorlar. O yüzden diyor beni götürmediler. Ben sevmiyorum onu. Kim seni sevmiyor? Yok ki hepsi beni sevmiyor. Abla hiç düğün olmadı ki. Düğün yok. Bilmiyorum. Düğün hepsi yok. Yok. Orada kısamın merasın türü bir şey düğün yani. Yok. Yok. Bir dakika aynı anda konuşuyorsun. Söyle Fatma Hanım. Didem Hanım düğün falan yok. Böyle hepsi bir araya gelmiş bir eşya yani, bir yani. Şey veriyorsun ya. Öyle bir üstünü başını giydiriyor göndermişler. Düğün yok ki. Abi düğün yaptılar.
Yok. Yok, düğün yok. Yok. Yani düğün de hafif oluyor. Kendi memleketinde düğün yok. Bir dakika Naciye Hanım. Tamam. Ama orada düğün falan olmamış. Tamam. Dolayısıyla düğün mü olmamış? Yok, yok öyle yani. Öyle diyor yani. Şimdi öyle bir şey söyleyeceğim. Yani. Cemile öyle dedim yani düğün. Naciye Hanım, şimdi ben Cemile köyde sizin yanınızda mı? He. Evet. Köyde sizin yanınızda. Kız sizin yanınızda. He. Şimdi kızı görmeye bir istemeye niye köye gelmiyorlar? Geliyor, gelmişler köye. O hep hakimde. Hep orada. Ama benim kardeşim Bekir Bey söyle Bekir. Kamil kardeşim hakimin evinde kalmış. Ha. Babamla annem aynen gitmiş istemeye. Tamam. Orada karar veriliyor. Veriliyor kız. Tamam. Sonra Kamil'i Naciye Hanım haklı görmemiş. Çünkü Kamil gitmemiş. Hı. Hakimin evinde olduğu için. Hı hı. Ama sonrasında ben şeyi de sordum. Geldiler mi gittiler mi? Dün onları da hiç hatırlamadığını söylemişti. Kimse köye gelmedi demişti. Yok. Naciye Hanım. Yanlış mı hatırlıyorum doğru, ben? Doğru hatırladım. Dün annenizi babanızı hiç kimseyi tanımıyorum. Köye kimse gelmedi demişti. Evet. Bugün köye Kamil'in annesinin babasının geldiğini bir kez geldiğini hatırlıyorsun. Ha bir kere ha. Ha onu hatırladım. Cemile küsmüş geldi o kere. Küsten önce Cemil Naciye Hanım. Ha. Küsten önce istemeye geldiler. Önce istemeye geldi hepsi hakime gitti. Hepsi beraber oraya gitti. Ama köyde senin kocan niye hakimle? Hepsi oraya gitti. Ona evi yok ki. Sadece bir oda bir salon var. Evi yok o abla köyde. Bir dakika, sonra dediler ya yol kapanıyor köyde kalıyor. Kar yağmış yollar kapanmış. Hepsi hakimde hepsi orada. Ya kız köyde. Babası köyde. Sen köydesi gidip amcadan mı istiyorlar? He orada ona orada istiyor. Allah Allah. Tabii. Çok ilginç yani. Şimdi ben bunu neden Naciye Hanım bazı şeyleri eğer hatırlarsa o zaman cinayetle ilgili de detayları hatırlar hatırlıyorum diye. Hep orada. Ama Bekir Bey de diyor ki annem babam köye de gitti tamam, diyor. Tamam bir kere geldi ona bir kere geldi. Bir kere değil iki defa geldiler diyor. İki defa bilmiyorum ama bir kere yani gördüm Cemile küsmüş geldi. Onu demiyor onda... İlk Cemile'yi istemeye geldiklerinde de gelmişti diyor. Doğru mu? Yok hepsi orada. Evet evet. Bilmiyorum onu. Onu hatırlamıyorsun. Hepsi hakimde. Belki onu da hatırlarsın ya. Belki onu da hatırlarsın. Olabilir. Biz yani, yani düğün için yani hepsi orada. Aile hep orada. Zaten tamam anladım. Hı. Ya ama köye bir kızı bir babasından isteyecekler ya. Ay. Ha ne oldu? Çıdı be. Yoruldum. Ben de yoruldum. Ben çok yoruldum. Yani hepsi orada yani. Beni yorma. Beni yorma Kürtçe nasıl deniyor? Bir gün. Ne vesine? Ben söyleyemem. Ne vesine tamam. Hepsi orada zaten. Ha. Yani doğru dedim yani. Hepsi orada yani. Aile hepsi orada. Naciye Hanım, tatlım benim. Sen de çok eziyet çekmişsin. Ha çok. Seni dövmüşler. Mesafa da, Hamid da, hepsi. Tamam, hepsi. Onu anladım. Yani çok geçmiş olsun. Keşke onları yapmasalardı. Ama şimdi Cemile'nin katili kimse. Yani adalet önünde hesap versin. Eğer senin kardeşinse kimseyi koruma, olur mu? Katili mi? Belli katili. Mustafa ve Hamid diyor. Hamid öldü. Babaları koca. Anne öldü Mustafa yaşıyor. İşte karısı da yaptıysa, kardeşin yaptıysa bak senin kızın da diyor. Yok hepsi beraber ona beraber. Kızım yani. Diyor ki senin kızın teyzesi için diyor ki çok kötü bir insan diyor. Bilmiyorum ben tanımadım Hatice Hanım'ı da görmek istiyorum yani. Ya tabii hepsi aile beraber yani da ona beraber. Kocası da beraber yani hepsi. Yani Mustafa karısıyla beraber mi öldürdü Cemile'yi? Ya öldü mü? Yani Mustafa babasıyla götürdü. Ben ona Cemile sonra dedim sen söyle bakalım. Neden mi ki? Sana söyledim dedim Hamid bana taş atıyor. Ha şey etek mevzusu. Diyor ki ben diyor demişim ki eteğimi çıkarın. Pantolonuyla gitsin kendi kıyafetiyle gitsin. Diyor ki o zaman da Hamit kızmış bana kocaman bir taş almış. Tamam onların hepsini anladım. Hamit kötü bir insan. Mustafa iddiana göre kötü bir insan. Hatice bu olayın neresinde? Belki onu da hatırlarsın. Dur bir dakika. Belki de onu hepsini hatırlarsın. Biliyorlar dedi ama evet. Dün bunu da çünkü söylememiştim. Hatta şunu da biliyorum ben. Cemile sizdeyken yani siz şeydeyken Balıkesir'deyken Cemile Kamil Bey, İbrahim Bey de sizin yanınıza gelip gidiyormuş. Kaçıyor Cemile. Afyon'dan kaçıyor sizin yanınıza geliyor ya. Şeye Balıkesir'e. Kaçıyor değil mi? Yanınıza geliyor. Kamil'in yanına kaçıp sizin yanınıza geliyor. Geliyor. Geldiğinde babası İbrahim Bey, babanız İbrahim Bey. Evet, evet. İbrahim Bey Cemile'yi almak için köye gelmiş. Pardon, burada yanlış hatırlama. Ben o zaman orada... Yanlış anlatma var. Nasıl? Şöyle, babam yurttan alıyor Cemile'yi.
yurttan değil. Öncesinde evet. Hayır. Şimdi biz bazı haber kaynağımızın o dönem alınan bazı ifadeleri vesaire var. Ve bilgiyle bunu soruyorum. Yani İbrahim Bey zaman köye de gelip alıyor aslında. Yani köye de gelip gidiyor, almıyor da gelip gidiyor. İkna etmeye çalışıyor daha da. Alıyor ifadesi yanlış oldu. Evet. İkna etmeye çalışıyor. Evet. Dolayısıyla köye de geliyorlar. Sadece birkaç ki değil, sık sık gelip gitmiş. Kamil'in babası. Evet, hatırlıyor musun? O Cemile babası hiç Cemile yanında görmedim hiç. Görmedin? Yok. Kamil'in babasını? Yok, görmedim. Kamil'i hatırlıyor musun? Belki bugün hatırlarsın. Kamil'i hiç görmedim ki. Hı? Sadece fotoğrafı orada gördüm. Hiç görmedim. Hatta Cemile'nin dönmesi için Afyon Belediye Başkanı bile size gelmiş. O zaman ben orada yokum. Artık ayrılmış mısın? Ben o zaman orada yokum. Neredesin Cemile evde? Neredesin sen, neredesin? Ben Antalya'dayım, o zaman orada yokum. Hayır, daha Cemile hayatta. Cemile'yi öldürmemişler. Tamam, o zaman evdeyim. Tamam. Cemile evde. Ondan sonra ve Cemile'nin Afyon'a dönmesi için Afyon Belediye Başkanı da gelmiş. Demiş ki Cemile köy yani Afyon'a dönsün, kocasının yanına dönsün diye sizin oraya gelmiş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Bekir Bey. Evet. Sizin aileniz Cemile tekrar Kamil'e dönsün diye bir çaba sarf etmiş. Evet, Belediye Başkanı'nı da devreye sokmuş. Evet. Bunları hatırlamıyor musun? Vallahi onu hatırlamıyorum, bilmiyorum onu. Hmm. Ben o zaman orada yokum herhalde. Ama daha Cemile öldürülmemiş. Cemile öldü. Hayatta ya. Hayatta bilmiyorum. Hı? Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Hatırlamıyorsun. Bence hatırlıyorsun. Hatırlasan ne olur? Ha? Niye hatırlamadığını söylüyorsun? Hatırlamıyorum onu, bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Belki bir düşünsün, belki o sırada hatırlar. Hatırladın mı? Ha? Bu olayın kilidi Naciye Hanım'a. Bir dakika hatırladın sen. Ha? Hatırlamadım, hemen bakalım, bilmiyorum. Bir bakalım, bir belki hatırlar. Bakalım. Hatta belediye başkanı gelmiş, abdest alıp namazını sizin evinizde kılmış. Sizin evinizde belediye başkanı abdestini almış, namazını kılmış. Hı? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Diyorlar ki arkadaşlarım, Naciye Hanım diyorlar, dışarıda bülbül gibi konuşuyor, şakıyor ama senin yanına gelince konuşmuyor dediler. Arkadaşlarım diyor, dışarıda çok güzel konuşuyormuşsun. Hangi dışarıda? Bahçede. Daha konuşuyorum, bu da konuşuyorum ama onu hatırlamıyorum yani. Hatırlarsan söylersin. Önceki yani. Dün hatırlamadığını söyledin. Kamil'in işte bugün babasını söyledim. Bugün hatırladın. Belki biraz sonra ilerleyen dakikalarda başka şeyler belki de hatırlarsın. İşte yani belki. Hatırlayacağım, söyleyeceğim yani. Tamam. Saklama bir şey yok yani. Kaç yaşındasın Naciye Hanım? Ha canım benim. 65. Çok gençsin daha ya. Gencim tabii. Daha genci yani. Hem yerimde. Gayet güzel yerinde de hatırlayamıyorsun. Problem o. Çok işkence gördüm onda. Neyse, Mustafa belki elinde, Hamide elinde, çok gördüm yani. Yazık sana ya. Çok. Yani sizin kadınlarınız, siz yani Fatma, sen peki babandan çok dayak yedin? Çok. Ben çok, de çok, Cemile çok kadardım babam beni evlendirdi. Kaç yaşındaydın? Vallahi ben de o belki 14-15 vardım. Hepinize çok yazık olmuş ya. Valla. Gerçi senin güzel kızların var senin işte. Yani kız. O da küçüktü zaten.